Bir Racing Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Barış Yıldırım. Bu akşam Belçika'dayız. Güzel yağmurla başladık sıralama seansına. Gayet keyifli bir sıralama seansı geçireceğiz gibi duruyor çünkü 3 bölümde de yağış olacakmış, öyle bir haber aldık. Tabi şiddetli yağmur mu değil mi bilemiyoruz, onu da ilerleyen zamanda göreceğiz. Selamlar tekrar herkese, yazanlar olmuş, herkese selamlar. Evet, artık yavaş yavaş da turlar gelmeye başladı. İlk tur kimden gelecek diye şöyle bir bakıyorum. Ahmet Mert Çancılar önde. Sanırım Ahmet Mert Çancılar'la ilk zaman turu gelecek. Direkt ağır yağmur lastikleriyle çıkıldı. Intermediate'larla çıkılmadı çünkü zaten bayağı güzel yağış var. Şimdi Ahmet Mert Çancılar'dan ilk tur geldi. 2.02.662. Aykut Doğan 2.02.497 ile Ahmet Mert Çancılar'ın önüne geçti. Şimdi Hakan Ottaş'a dönelim. Hakan Ottaş'tan 2.06.63. Hakan Ottaş ilk sırayı aldı. Erdem Yıldırım yaklaşık yarım saniye gerisinde ikinci sırada ve Erdinç Ürtsever de 2.02.001 ile dördüncü sıraya yerleşti. Yiğit Akyüz yine Hakan Ottaş'ın önünde. .59.986 gelmiş Umut Koca Yiğit'ten, o da ilk sıraya yerleşti bu turla. Şimdi rakibi Gökhan Keray'ı bekliyoruz. Bakalım Gökhan Keray'dan nasıl bir tur gelecek. Ertuğrul Başar da gayet güzel bir turla Red Bull 1 ve 3. sıraya yerleşti. Yavaş yavaş tabi tempo artacaktır. Herkes yakıt fulleyerek çıkmıştır diye tahmin ediyorum. 10 dakikalık bölümde belki bir kez pit yapıp kalan bölümde de tamamen pistte vakit geçireceklerdir diye tahmin ediyorum. Thank you.
1.59'lar gelmeye başladı. Gökhan Keray 1.59.406 ile ilk sıraya yerleşti. Hakan Ottaş yine 1.59.588 ve Fatih Sengin de hemen arkasında 1.59.972 ile. Evet, sürpriz bir pol görebiliriz. Neden olmasın? Yağmurda her şey olabiliyor. Bu arada Hüseyin Yılmaz ve Adan Deniz de seansı noktaladılar. Umut Koca it yeni bir tura başladı. Tabii yağmurda çok fazla ERS de tüketilmiyor. O yüzden rahat bir şekilde turlayabiliyor tüm isimler. Kuzey Çıkrıkçı 1.59.226. Güzel bir tur geldi ondan da. Biraz biraz artık hızlanmaya başladı tüm isimler. 2 dakikanın altında turlar gelmeye başladı. Gökhan Keray şimdi çizgiye geçti. 1.58'e inen ilk isim oldu. 1.58.763 geldi Gökhan Keray'dan. Tolga Özbenli yine 2.0.265. O da 2 dakika sınırında. Ertuğrul Başar pist dışında, biraz önce onu da görmüştüm ama dışarıda olduğunu şimdi biraz daha net bir şekilde görmüş olduk. Ben haritadan da takip ediyorum bir yandan ama. Şimdi Hakan Ottaş'tan da 1.58.976 geldi. O da ikinci sırada. Derin Topal yine 1.59.100 ile. Üçüncü sırada Mercedesler arka arkaya 2 ve 3. Hakan Ottaş'a konuk olalım. .1.57 geldi. .1.57.240 Berkan Özkan'dan. .6 saniye daha iyi geliyor Hakan Ottaş'ta. Yine 1.58'li turlar artmaya başladı. Berkan'dan rakiplerine göre gayet hızlı bir tur gelmiş oldu. Şimdi Hakan Ottaş da düzlüğe çıktı. 1.57.791 ikinci sıra Hakan Ottaş için. Mercedes'in diğer ismi Derin Topal da pite doğru yöneldi. Son turlar için hazırlıklar yapılıyor tabii ki. Gökhan Keray pitte. Itak 100'ü ilk attığı turdan sonra
Henüz geliştiremedi turunu. Bu arada bir duyuruda da bulunalım. İkinci lig için seçmeler yarın olacak. Bir çarşamba günü bir seans yapılacak. İkinci lig için katılmak isteyenler başvuru yapabilirler. eRacingTR.com üzerinden başvurularını yapabilirler. Ya da sosyal medya hesaplarımızdan da yine bize erişebilirler. Güzel, keyifli bir ikinci ligde olacak. Katılmak isteyenlere duyurulur. Gökhan Kera Intermediate'da bu arada. Lastiklere de şöyle bir bakalım. Herkes Intermediate'a geçmiş durumda. Kera'ya konuk olalım bir turluğuna. Gökhan'dan gayet iyi bir tur geliyor ama bu tarafta biraz trafiğe takılacak gibi şimdi çekildi. Alfa Romeo 1.56.149 geldi. İtak 100'den ilk sıraya yerleşti bu turla. Şimdi Fatih Sengin de gelecek. Erdin Çurtsever'den 1.57.609 geldi. Yine takım arkadaşı Kuzey Çıktıkçı'dan 1.58.463 geldi. Şimdi Gökhan Kera ile çizgiye geliyor ve 1.55.615 geldi Gökhan Kera'dan. Mercedesler peş peşe geliyor. Hakan Ottaş geçersiz bir turla geliyor. Derin Topal'a bakalım. Derin Topal da az da olsa hava koridorundan yararlandı. Şimdi çizgiye geliyor o da. 1.55.405 ilk sıra geldi Derin Topal'dan. Sıralama seansının ilk bölümünde Derin Topal'dan 1.55.405 geldi. Şimdi de hava koridoru tam tersi Hakan Ottaş için çalışacak. Ama çok fazla kullanamadılar. Düzlükte kullanamadılar en azından. Derin Topal açıldı. Hakan Ottaş'a yol verdi. İtak 100 bir kez daha gelecek. Evren Şahin bu arada bugün yedek olarak geldi.
Mert Şimşek yerine Alfa Romeo'da. Yiğit Akyüz sırayla gelmeye başladı. En hızlı turlar. Önce Yiğit Akyüz, sonra Kuzey Çıkrıkçı. Şimdi de Umut Kocayiğit. 1.54.660. Gayet hızlı bir tur. Ön bölümdekilerden çok arka bölümdekiler tabii bir tık daha riskli konumda olacak. Gökhan Keray'dan yine 1.54.203 geldi. Orhan Başaran şimdi çizgiyi geçti. 1.57.769 takım arkadaşı Evren Şahin'in hemen arkasına yerleşmiş oldu. Tolga Özbenli tur atmak zorunda. Şimdi o da çizgiyi geçti ve 3. sıra 1.55.034. O da garanti bir yere gelmiş oldu. Aykut Doğan, Melihcan Yiğit, Erdem Yıldırım, Ahmet Mert Çancılar. Ve Ahmet Mert Çancılar Vettler'le can çekişiyor resmen. Muhtemelen Q2'ye katılamayacak bu lastiklerle. İyi bir tur atamamış olacak. Hakan Uttaş'tan bu arada 1.55.158 geldi. Şimdi Erdem Yıldırım çizgiye geliyor. Bakalım kendini ön bölüme atabilecek mi? İyi bir turla geliyor. 1.55.900. 9. sıra Erdem Yıldırım için. Aykut Doğan yine 10. sıraya yükseldi. Melihcan Yiğit pit'e girdi. Ve Alfa Romeo'larda Evren Şahin. O da turu bırakmış durumda. Seans bu şekilde noktalanmış oldu. Orhan Başaran ve Evren Şahin iki takım arkadaşı. Evren Şahin ikinci bölüme katılmış oldu. Gökhan Keray 1.54.203 yine Berkan Özkan hemen ikinci sıraya dahil olmuş 1.54.615 ile. Berkan Özkan gerçekten bu sezon isminden bahsettirecek gibi duruyor. Gökhan Keray, Berkan Özkan ve Umut Kocayiğit ilk 3 sırayı aldılar ve elenen isimlerden de bahsedelim. Orhan Başaran, biraz önce de bahsettiğimiz gibi takım arkadaşı Evren Şahin. Bugün Mert Şimşek yerine yedek isim olarak gelmişti. Evren Şahin şimdi Q2'ye kalmış oldu. Orhan Başaran çok ufak bir farkla 16. sırada tamamladı. Melihcan Yiğit 17. sırada tamamladı. Ahmet Mert Çancılar yanlış lastik seçiminden dolayı 18. sırada seansı noktaladı ve Hüseyin Yılmaz ve Adahan Deniz de tur atmadan 19 ve 20. sırada seansı noktalamış oldular. Hızlı bir şekilde Aykut Doğan ilk ben çıkacağım dedi, hemen intermediate'ları da aldı, piste yöneldi. Arka tarafta yine Umut Kocayiğit, yanlış görmüyorsam evet Umut Kocayiğit de gayet güzel bir açıyla görüyoruz. Tüm isimler piste çıkıyorlar yavaş yavaş.
turu Aykut Doğan'dan izleyeceğiz. Aykut Doğan da yine Q2'ye kalan isimlerden. Bugün süreti de yerinde gözüküyor. Belki bir Q3'te görebiliriz. Q3 sürprizi de görebiliriz Aykut Doğan'dan. Bu arada pistte böyle bir kurudu kuruyacak bir hava var açıkçası. Hiç de belli olmaz. Bir anda kuruyacağı da tutabilir. Liste çıkmayan isimler var. Aston Martin'ler iki isimle çıkmamış durumda. Ferrari'de Tolga Özbenli pitte. Yağış belli bölümlerde var gibi ama yani son dakikalara doğru eğer bu şekilde yağarsa softlara geçilir. Böyle lastiklere de bakalım. Ve zaten Aston Martin'lerden direkt görüyoruz. Softları almış bekliyorlar. Ve Tolga Özbenli de softa geçti. Erdem Yıldırım ve Onur Özbek şu an beklemedeler. Onlar biraz daha şu an pistte olanlar biraz daha garantici bakıp en azından bir intermediate'la tur atalım diyerek piste çıkmış durumdalar. Arka tarafta yavaşlayan bir isim. Derin Topal. O da şimdi devam ediyor. Aykut Doğan 1.53.051. Umut Koca İt'e bakalım. Hemen arkasından şimdi Umut Koca İt geliyor. O da çizgiyi geçti. 1.51.514. 1.5 saniyelik fark var. Ve Kuzey Çıkrıkçı da 1.51.907 ile hemen arkasına geldi. Gökhan Keray çizgi geçti 1.50.861 ile. Sonradan gelen isimler daha hızlı olmaya başladı. Evren Şahin yine 1.53.062, o da 6. sırada. Şimdi Ertuğrul Başar gelecek 1.52.951 ile 5. sırada. Erdinç Ürsever'e bakalım. Erdinç Ürsever de son virajı döndü. Şimdi gaza oturdu. 1.52 falan gelecek herhalde ondan da. Evet, 1.51.977. Derin Topal pite yöneldi. Berkan Özkan'a konuk olalım. Berkan Özkan sürpriz yapabilecek potansiyele sahip olan bir isim. Bu arada Aston Martin'ler pistte. Berkan Özkan 9. sırada. Şimdi Aston Martin'lere şöyle bir bakalım. Softlarla yavaş yavaş gidiyorlar. Şu an bütün gridin gözü bu ikilinin üstünde. Bu ikili de çok tiyo vermemek adına çok fazla hızlı ilerlemiyorlar. Virajlara falan yavaş giriyorlar. Ama görünen o ki soft kalan 8 dakikada kullanılacak. Yani şu an çok ciddi sıkıntı yaşamıyorlar. Yavaş gitseler de yine de ciddi sıkıntı yaşamıyorlar. Bu görülebiliyor. Bu virajı falan da gayet hızlı bir şekilde döndüler. Hatta gaza da oturarak döndü Fatih Sengin.
O yüzden şimdi pit'e giren herkes muhtemelen soft'a geçecektir. 1.50.487 kuzey çıktıkça intermediate'larla en iyi tura atan isim oldu şu ana kadar. Şimdi Evren Şahin de geldi. 1.51.652 ile o da 4. sıraya yerleşti. Tabii ne olur ne olmazcılar olması güzel. Evren Şahin ve kuzey çıkıkçı yine Aykut Doğan da ikişer tur atmış oldular lastiklerle. Evet, bu virajda biraz zorlandı Fatih Sengin. Şimdi takım arkadaşına biraz mesafede tanıdı. Ve önce Yiğit Akyüz'e dönelim. 1.50.298 bu arada Erdinç Ürsever. O da bir tur daha atan bir isim oldu. Şimdi Yiğit Akyüz ilk virajla beraber aracını güzel kontrol etti. Softlarla. İlk sektör zamanı önemli olacak. Yiğit Akyüz'ün. İlk sektörden çok aslında ikinci sektör önemli olacak ama artık DRS de aktif hale geldi. Ve direkt aktif hale geldiği gibi Yiğit Akyüz sanki eli oradaymışçasına bastı tuşa. Hemen açtı DRS'yi. Şimdi ikinci sektör zamanını göreceğiz ama birkaç saniye hızlı geliyor gibi gözüküyor. Yiğit Akyüz. Şimdi ikinci sektörde noktaladı. Tabii öncesinde bir turu olmadığı için sektör farklarını görüntüleyemiyoruz şu an. İkinci sektörde bir yavaşlama var. Şimdi Yiğit Akyüz çizgiye geldi. 1.45.691 geldi. Yiğit Akyüz'den ve Fatih Sengin de hemen arkasında. 0.4 saniyelik farklı ikinci sırada. Erdinç Ürsever içeri girdi. Aykut Doğan hala devam ediyor. Tolga Özbenli şöyle bir softlarla gezindi. O da tekrar içeri girdi. Sanırım gereksiz dedi, lastiği bir harcayayım dedi. Şöyle dolaştı, geri girdi Tolga Özbenli. Şimdi Derin Topal tura başlayacak. Evet, bu arada Melihcan Yiğit yine bir abonelik hediye XBBK'ya gitti abonelikte. Teşekkürler Melihcan desteğin için. Aykut Doğan da şimdi içeri girdi. Hemen Gökhan Keray'a dönelim. Gökhan Keray da bu turlarla, bu lastiklerle şimdi tura başlayacak. Onur Özbek de yine tura yeni başlayan isimlerden ve Aston Martin'ler de içeri girdiler. Berkan Özkan'a bakalım. Softlarla şimdi gelecek Berkan Özkan. Tabii bu turda Berkan için yine yeniden başlayan bir tur olacak. Evet, bir abonelik istek doğrultusunda geldi Recep Özbek'e ve yine teşekkür edelim tabii ki Melihcan'a. Bu destekler bizim için önemli tabii ki.
Özellikle manevi değerleri çok yüksek oluyor. Şahin. O da yeni tura başladı. Şimdi Gökhan Kera'ya bakıyoruz. Gökhan Kera artık lastiklerini de ısıttı. Şimdi de turu tamamlamak için geliyor. 1.43.791 geldi Gökhan Kera'dan. Bu tur muhtemelen Gökhan Kera'ya fazlasıyla yetecektir. İlk 10'da kalması için. ...1.43.903'te Onur Özbek'ten geldi. O da ikinci sırayı aldı. Onur Özbek'ten de gayet güzel bir tur gelmiş oldu. Tolga Özbenli yeni lastikleriyle bir kez daha pistte. Bir kez daha turluyor. Ve şimdi Berkan Özkan'dayız. Berkan Özkan 1.44.297. Aykut Doğan. O da yine yeni bir tura başlayacak şimdi. Evet, Aydın Yılmaz. Teşekkürler Aydın. O da 2 aydır aboneliğini sürdürüyormuş. Teşekkürler desteğin için. Evren Şahin de şimdi bu da yeni bir tura başlayacak. Herkes son dakikayı bekliyor. Yiğit Akyüz turda gibi gözüktü. Hemen baktım, o da yine son dakikayı bekleyen bir diğer isim. Tabii ki ne kadar kurursa o kadar kârdır diye bakıyor tüm isimler. Ve Yiğit Akyüz de yeniden tura başladı şimdi. Onur Özbek içeride, benden bu kadar dedi. Gökhan Keray takım arkadaşına bir hava koridoru vermiş olabilir. Orayı kaçırdık ama şimdi Tolga Özbenli çizgiye geldi. 1.44.062 ile o da 3. sıraya yerleşmiş oldu. Şimdi Hakan Ottaş'a konuk olalım biraz. Hakan Ottaş'ın kamerasında bir problem var. Yayına yansımadı tam. O yüzden böyle devam edelim şimdilik. Aykut Doğan da 1.44.805 ile 5. sırayı aldı ama tabii arka tarafta şu ana kadar kimse tur atmamış durumda. Özellikle 8 Erdinç ve sonrası düzgün bir tur yok ve Aston Martin'lerde de hızlı bir tur yok. Onlar da şimdi yeni bir tura başladılar. Önce Evren Şahin'e geçelim. Evren Şahin gelecek. Umut Kocayiğit bu arada 1.44.135 ile 4. sırayı aldı. Şimdi Evren Şahin'deyiz. Evren Şahin 1.45.812. 8. sıra pek olumlu gözükmüyor ama Yiğit Akyüz 1.45.691 ile 7. sırada kaldı ve şimdi Mercedesler geliyor. Önce Hakan Ottaş gelecek, önünde de Gökhan Keray var. 1.43.542 geldi Gökhan Keray'dan. 1.44.108 ve şu an riskli bir isim Derin Topal. İkinci sıraya yerleşti. 1.43.665 ile Derin Topal. Ve Fatih Sengin de dördüncü sıraya yerleşti. Son saniyede her şey değişti gerçekten. McLaren'lar
Erdinç Ürtsever içeride. Erdinç Ürtsever 12. sırada kaldı. Şimdi Kuzey Çıkrıkçı da Yiğit Akyüz'ü ilk 10'un dışına itti. Ve Ertuğrul Başar da Aykut Doğan'ı ilk 10'un dışına itti. Son saniyede ilk 10 değişmiş oldu. Ve gayet hızlı bir ilk 10. Son bölüm çok heyecanlı olacak. Turlar birbirine çok yakın. Özellikle Derin Topal'ın turu Gökhan Kere'ye çok yakın. Belli ki burayı seviyor Derin Topal. Hakan Ottaş ve Umut Kocayiğit. Bu ikili de son saniyeye saklamış durumda. Artık Q3'te o da biraz daha netleşecek. Gökhan Keray, Derin Topal ve Onur Özbek üçlüsü ilk üçü kapatmış oldu. Q2'de de elenen isimlerden de hızlıca bahsedelim. Aykut Doğan aslında güzel tur atmıştı ama biraz daha geliştirmesi gerekiyordu. Yiğit Akyüz sürpriz oldu gerçekten. Evren Şahin 13. sırada tamamladı. Erdinç Ürtsever de bir diğer sürpriz. Ve Erdem Yıldırım da 15. sırada, o da tur atmadan seansı noktalayan bir diğer isim oldu. Aslında sürpriz oldu demek de zor gerçekten. Yani o kadar hızlı isimler var ki artık, yani ilk 10 her yarış değişebilir durumda. O yüzden de sürpriz oldu demek de biraz zor gözüküyor. Yani şimdi ilk 10'a baktığımız zaman kim sürpriz oldu diyeceğiz de ilk 3'te görünce şaşıracağız gerçekten. Zor. Evet, pist kurumuş durumda. Q3'te artık yağmurdan eser yok. Muhtemelen 11 dakikada da yağmayacaktır. Günlük güneşlik bir hava var. Ferrari'de de şimdi iki isimle çıkıyor yine aynı şekilde. Fatih Zengin tek kaldı. Takım arkadaşı Yiğit Akyüz Q2'de elenmiş oldu. Yine Berkan Özkan da tek olan diğer bir isim. Kuzey Çıkıkçı ve Umur Özbek de bu dörtlü takım arkadaşı olmadan devam ediyorlar. Ve Ferrari Mercedes Red Bull üçlüsü yine İkişer isimle Q3'e kalmış durumdalar. Bir kez daha koltukları ne kadar hak ettiklerini gösteriyorlar zaten. Ama tabii ki diğer isimler de dikkat edilmesi gereken isimler. Gerçekten Onur Özbek bu sezona güzel başladı. İlerleyen dönemde daha da ön sıralarda görebiliriz. İlk 3 mücadelesinde belki görebiliriz Onur Özbey'i. Yine Berkan Özkan, zaten ondan da bahsetmiştik. Geçen yarışta bahsettik. En sürpriz olabilecek isimlerin arasında bence ilk sırada yer alıyor. Kuzey Çıkrıkçı için aslında mesela sürpriz denemez bence. Kuzey Çıkrıkçı zaten hızını kanıtlamış bir isim. Ama şanssızlıklar yaşıyor. Umarım o da bu yarışı şanslı bir şekilde noktalayabilir. Ve tabii ki Fatih Zengin. Fatih Zengin de zaten kaç sezondur kendine hızını kanıtlamış bir isim. O da bu sezonda yine gayet hızlı bir şekilde üst sıraları kovalayacaktır ve zaten şu anda Q3'e kalarak
En hızlı 10 isim arasında yer almış oldu. Şöyle bakalım ilk tur kimden gelecek? İlk tur Kuzey Çıkrıkçı'dan gelecek. Kuzey Çıkrıkçı zaten piste de ilk çıkan isimdi. Evet, iddialı bir McLaren yorumu var. Erdem Çürsever'den takım olarak bu yarış en üst puanları toplayacağız demiş. Yani zor ama imkansız değil tabii ki. Kuzey Çıkçıkçı'dan geçersiz bir tur geldi ve hemen biz de Umut Kocayiğit'e döndük. .42.919 geldi. Umut Kocayiğit'ten Erkan Özkan arkasında güzel bir tur gelmedi onun. Gökhan Kera'ya dönelim hemen. 1.43.082. Gökhan Keray bu turla ikinci sırada. Tolga Özbenli'ye bakalım. Şimdi sırada turunu tamamlayacak olan isim Tolga Özbenli. Evet, Onur Özbek için söz dinlemiyor diye bir serseniş var, yanlış strateji yapıyor diye. Evet, doğru stratejilerle çok güzel yerlerde bitirebilir Onur Özbek de. Muhtemelen bu yarışta da yine onu ilk 10 içinde zaten görebileceğimizi düşünüyorum ama hani ilk 5 içinde de belki görebiliriz. Tolga Özben'den 1.43.652 geldi. Erkan Özkan içeriye dönüyor. Fatih Zengin'e bakalım. Şimdi Fatih Zengin'den de 1.43.616 geldi. Güzel bir tur. Fatih'ten. Evet, Turul Başar şimdi çizgiye geldi. 1.43.598. Dördüncü sıra Ertuğrul Başar'da. O da şimdi kenara çekildi. Onur Özbek tura başlamış oldu. Red Bull, Ferrari, Mercedes üçlüsü. İlk 3'te Hakan Ottaş 1.43.279 ile 3. sırada. Fatih Zengin de şimdi içeri girecek ve artık son
3,5 dakikayı izleyeceğiz. Uğur Özbek turdaki tek isim. Ertuğrul Başar da pite girecek çünkü. Süreler oldukça yakın. Artık son viraja geldi Onur Özbek. Bu da bundan sonra zaten başka bir tur şansı olmayacak. Son şansı diyebiliriz. 1.43.725 geldi Onur Özbek'ten. Berkan Özkan ve Derin Topal pistteler. Bunlar da şimdi yeni bir tura hazırlıktalar. Evet, bu arada Derin Topal seansı noktalamış gözüküyor. Şöyle bir Onur Özbek'ten görmeye çalışalım Derin Topal'ın aracını. Evet, şimdi kalktı araç ama burada turda da değildi yanlış hatırlamıyorsam. Derin Topal hatta biraz önce bahsettik, çıkış turundaydı. Ve Onur Özbek de pist dışında. Spinleri, kazaları son bölümde görmüş olduk. Bu arada tümsekten de çok güzel atladı gerçekten. Ertuğrul Başar da seansı noktalayan bir diğer isim oldu. Herkes son saniyeyi bekliyor. Bu Berkan Özkan için bir trafik yaratabilir. Erkan hızlı bir şekilde devam ediyor. Berkan Özkan'a bakalım. Şimdi çizgiye geliyor Berkan. Ve 3. sıra 1.43.230 geldi Berkan Özkan'dan. Tankeray. Kalan grupta çizgiye ilk gelecek olan isim. Umut Kocaeli 1.42.919'da ilk sırada. 1.43.082 Gökhan Keray'ın turu. Şimdi ikinci sektörde geçti. Yarım saniye daha hızlı. Gökhan Keray yarım saniye daha hızlı. Umut Kocaeli ikinci sektörde 0.1 saniye daha hızlı. 0.3'lük bir fark var aralarında. Gökhan şimdi çizgiye geliyor. 1.42.464. Gayet hızlı bir tur geldi Gökhan Keray'dan. Şimdi Umut Kocaeli arkasında.
O da geldi çizgiye. 1.42.679. İkinci sıra Fatih Zengin. Üçüncü sırada Kuzey Çıkrıkçı ve Tolga Özbenli de şimdi gelecekler. Kuzey geldi 1.43.050. Üçüncü sıra Tolga Özbenli de 1.43.364 ile. Yedinci sırada seansı noktada da Hakan Ottaş. Altıncı sırada kaldı 1.43.279 ile. Gökhan Keray ve Umut Kocayiğit yine oldukça hızlı iki tur geldi bu iki isimden. 1 ve 2. sırayı kapatmış oldular. Fakat 3. sırada sürpriz bir isim var. İşte sürpriz bir isim diyebiliriz. Kuzey Çıkrıkçı. Derin Topal'dan tur gelmedi. Derin Topal son sırada noktalamış oldu. Gökhan Kere ilk sırada. Umut Kocayiğit 2, Kuzey Çıkrıkçı 3. Berkan Özkan 4, Fatih Zengin 5, Hakan Ottaş 6, Tolga Özbenli 7, Ertuğrul Başar 8, Onur Özbek 9 ve Derin Topal da 10. sırada seansı noktalamış oldu. Şimdi hızlı bir şekilde röportajlara dönelim. Gökhan merhaba. Merhaba. Geliyor musunuz? Evet geliyor. Tebrikler. İlk sırayı aldın. Gerçekten çok hızlı bir turdu. Çok iyi bir turdu. Ve yaklaşık 0.2 saniyede fark atmış oldun Umut Kocayiğit'e. Neler söylemek istersin? Öncelikle herkese akşamlar. Hava durumunu alıyordum da yarışın. Ondan biraz. Yani ben de bir yandan kameraları ayarlamaya çalışıyorum, onun da etkisi var. Problem değil, devam edelim. Yani Fulvet'i görünce biraz böyle bir heyecanlandık. Çünkü yani çok büyük bir hazırlık olmuyor genellikle yağmurlu koşullara. Evet. Ama kanatları arttırdık ve devam ettik yolumuza sadece. Ama araç çok rahattı yani. Ne zaman tur atsam çok rahattım. Ki galiba her seansı birinci bitirdim, emin değilim. Hava gittikçe böyle hafiflemeye başladı yağmur. Hızlanmaya başladı pist. Yani aslında turu birleştirmekten ziyade doğru zamanda tura başlamak önemliydi. Ama bir sıkıntı yaşamadık. Yani çok rahat bir şekilde bütün Q1 ve Q2'yi geçtik. Q3'te ilk tur çok iyi değildi. Yani pist böyle güneşli gibiydi ama tabii yol tutuşu pek istediğim gibi değildi ilk turda. Son turda bir küçük değişiklikler yaptım. Çünkü setup'ta yağmurdan dolayı bazı değişiklikler yapmıştık. Onları bir geri çevirdim gibi. Tekrar yani aslında bir riske girdim. Çünkü hiç denemeden atmak zorundaydım o turu. Ama tuttu. Araç çok daha rahat hissettirdi son turda. Özellikle arka düzlüğe gelirken öyle 0.5'e yakın bir süreyle geliyordum. Böyle ayağım tutuyordu gaza basarken, umarım batırmam diye. Çünkü antrenmanlarda bus stop'ta çok fazla hata yaptığım oluyordu. Arkayı kilitleyip falan. İşte onun bir stresi vardı ama neyse ki bir hata yapmadım. Yani yakındı Umut'la. Umut'un da eline sağlık. Güzel bir tur attı o da. Bakalım yarışta elimizden geleni yapacağız. Yani gerçekten güzeldi. Takım arkadaşın 5. sırada bitirdi Tolga Özbenli. Ben esas sana şey soracağım. Yani Q2, Q3 farkı 1 saniyenin üzerinde bir fark. 43.542. Bu nasıl bir hız saklamaktır mı diye sorayım. Ne diye sorayım bunu? Yok ya, hız saklamadan ziyade Q2'deki hava böyle kapalıydı. Daha pist böyle tam böyle ideal koşullarında değildi. Yani yol tutuşu çok düşük. Ben o tura attım da şaşırdım zaten. Niye bu kadar yavaşız dedim hatta Tolga'ya. O da herhalde hava durumundan dolayı dedi.
Yani Q3'de pist hızlandı açıkçası. Yani pek de hız saklama değil. Çünkü bu tür koşullarda hız saklanacak bir durum yok. Yani riske girersin. Eğlenme durumun var. Çünkü pist hızlanıp duruyor. Yani o yüzden en iyi turumu atmaya çalıştım. En iyi tur buydu. Ama Q3'de pist cidden çok daha iyiydi. Yani normalde olması gerektiği gibiydi. Yani normalde bu turlara yakın olması gerekiyordu zaten. Anladım. Tebrikler. Gayet güzel bir sonuçtu. Tebrikler. Yarışta da başarılar. Teşekkürler. İzleyen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, hızlıca Umut Kocayiğit'i de alalım. Umut, merhaba. Merhaba. Güzel bir bölümdü. Yani ikinci sırada noktaladın. Gökhan Kiray'dan çok iyi bir tur geldi. Neler söylemek istersin? Daha iyi atabilir miydin? Geçebilir miydin? Nasıl bir seanstı? İlk başta yağmur vardı. Yani, sen neler yaşadın? İki haftadır hiç sevmediğim. Yani belki düzgün olsa, pistler düzgün aktarılsa ya da oyunu düzgün kodlasa, kodlayan insanlar çok zevk alacağım pistlerde yarışıyorum ama yani iki haftadır aracı hissetmek mümkün değil. Yani oyun size bir force feedback veriyor ve olanla hiçbir alakası yok. Yani kör sürüyorum arabayı. Belki de olabileceğimden hani %100'ümle sürebilecekken %75'te falan sürüyorum. Çünkü aldığım hissiyat o kadar saçma ki yani araba kayıyor mu kaymıyor mu onu anlayamıyorum. Araba havada şu an, yani yerle temas ediyor gibi hissetmiyorum. Onun dışına gelirsek, yani Gökhan iyi bir tur attı. Geçebilir miydim? Belki geçebilirdim kusursuz bir turda ama dediğim gibi yani iki haftadır hele yağmur setup'ı yaptım, sonra kuryeye döndü. Yani oyun bütün sıralamayı yağmurlu gösteriyordu. Yağmura göre setup yaptık. Hani bir dengeye alışıyorsunuz, sonra bambaşka bir dengede araba sürüyorsunuz. Açıkçası biraz muhafazakar bir tur attım. Belki daha iyi olabilirdi ama daha fazla zorlasam da araba kopabilirdi. Yani hiç hissedemiyorum arabayı. Tebrikler Gökhan'a. Hiç keyif almıyorum iki haftadır Formula 1 oynamaktan. Peki bu yani pistlerle mi alakalı diyorsun? Yoksa ya bence yani... ilk sezon böyle değildi. İki haftadır çok kötü pistlerde yarışıyoruz. Aktarım olarak. Yani yine pistle alakalı. Değdiği an arabanın yerle bütün teması kesiliyor. Havada gidiyorsunuz yani. Kuzey'le konuşuyorduk demin, o da aynı şeyi hissediyor. Yani Çin'de böyle. Çin en kötüsüydü bu arada. Yani Spa'da Çin'den çok iyi değil. Yani Çin'e yakın. Anladım. Yarışta yine keyifli turlar sizi bekliyor olacak diyeyim o zaman. Yani yarışta ben yarışı hatasız bitirmeyi hedefliyorum. Yani galibiyet gibi bir hedefim yok. Umarım spin atmam ya da bir hata yapmam. Yani hedefim podyum. Tebrikler o zaman. Gayet güzel bir sonuç. İkinci sıra. Takım arkadaşın biraz geride kaldı Ertuğrul Başar. 8. sırada noktaladı. Onunla da ilgili bir cümle alayım senden. O çok yazık oldu. Onun internetinde problem vardı. Yani ya iki ya evet, üç bir kere koptu gitti geldi. Evet. Sıralamalarda. Q3'ün de ortasında koptu. Son turuna yetişemedi. Yani tek tur atabildi. Yani kendisinin dedi yani çok daha fazla şey vardı. İyiydim bu pistte. Daha iyi olabilirdi. Yazık oldu dedi. Yani şimdi yarışta gösterir o zaman kendini. Evet. Yani yarışta yazık gösterir oldu ona. Anladım. Peki o zaman teşekkürler, tebrikler, yarışta da başarılar. Teşekkür ederim. Evet o zaman Kuzey Çıkrıkçı'yı da alalım hemen. Kuzey merhaba. Merhabalar. Ne zamandır konuşmuyoruz seninle burada, podyumda. Şimdi üçüncü sırada noktaladın. Gayet güzel de bir turla noktaladın. Yani Hakan yoktu. Hakan biraz geri düştü. 42'li bir tur gelmedi aslında senden. 43'ün başlarında bir tur geldi. Ama öyle bir yerdesin ki 4. Berkan Özkan'la 0-2 fark var. Ön tarafla 0-3 fark var. Böyle tam arada bir yerde tur atmış oldun. Nasıldı turun? Yani daha geliştirilebilir yani miydi? Yoksa yok, yapabileceğimin en iyisi buydu diyebiliyor musun? Yani maalesef diyemiyorum çünkü başta yağmur yağıyordu ve antrenmanlara nazaran cidden yavaş bir tur atmış oldum. Antrenmanlarda Gökhan'ın turuyla eşit gibi bir tur atmıştım hani en hızlı turum olarak. Ama setup'ı değiştirme, yani benim setup'ım antrenmanlarda daha çok düzlük hızı odaklıydı. O yüzden arkası neredeyse tutmuyordu. Sonra yağmur için arka kanat eklediğim zaman bu sefer araba tutmaya başladı. Ama ben arabaya güvenmediğim için
yani çok iyi döndüremedim diyeyim. Hani arabayı tam olarak güvenmiyordum o konuda. O yüzden Anladım. Hani yüzde yüzümü veremedim turumda. Aynı şeyi Umut da söyledi. Tabii Gökhan da biraz söyledi. Yani genel olarak herkesin yaşadığı ortak bir sıkıntı bu belli ki. Hem feedback sıkıntısından bahsetti Umut. Hem işte setup sıkıntısından da yine Gökhan bahsetti. Bu full yağmur olacakmış galiba, öyle gözükmüş size. Sonrasında işte kuruya dönmüş falan gibi durumlar yaşanmış. Ama sen yani oyunun... gayet güzel tur attın. Dinliyorum. Şey şöyle, ben şunu fark ettim yani oyunda. Herhangi bir seansa geçtiğim zaman pit ekranında hava durumu olarak hepsinde aynı şeyi gösteriyor. Mesela yarışa geçtiğim zaman yarış yukarıda güneşli gösterse de aşağıda yağmurlu gösteriyordu. Hani orada bir bug gibi bir şey var büyük ihtimal. Ben onu tam kavrayamadım. O yüzden yani gelecek, hani gelecek seanslarda ne oluyor tahmin de edemiyordum. Hani biliyordum böyle bir durumun olduğunu ama. Anladım, anladım. Belirsiz bir durum var diyorsun yani. Aynen öyle. Peki Erdinç'le ilgili ne oldu? Erdinç kalamadı Q3'e. Ne oldu, ne bitti? Ya Erdinç abi maalesef son bu Q2'de pist kuruduğu zaman turu invalid oldu maalesef. O yüzden Q3'e gelemedi. Ama Erdinç abi iyi bir tur atsaydı büyük ihtimal ben bu sefer Q2'de kalmış olacaktım. Çünkü 10. girdim Q3'e. Evet, peş peşe. Öyle bir durum vardı. Peki Erdinç'le çalışmışsınızdır yarıştan önce. Nasıldı turları? Yani ne yalan söyleyeyim, çalışmadık aslında. Öyle mi dedin? Erdinç abi çok az antrenman yaptı. Ben de çok az antrenman yaptım. Ama elimizden gelen en iyisini vermeye çalıştık bugün. Anladım. O zaman yarışta başarılar size de. Gayet güzel bir sonuç. Sonuçta 3. sırayı aldın sen de. Yarışta da güzel bir kalkışla belki de ilk sırayı bile görebiliriz senden. Tebrikler. Yarışta da başarılar. Güler. Evet, artık yayının da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bu arada Umut'tan bir abonelik var. Teşekkür edelim Umut'a da. Setup konusunda herkes terse düştü sanırım. Ben de yoğun yağmura göre yaptım tüm ayarları demiş. Yani gerçekten bence de öyle. Tüm gridde vardı öyle bir problem. Ama güzel tur atanlar da oldu aradan. Berkan Özkan yine 4. sırada bitirdi. Fatih Zengin 5. sırada bitirdi. Hakan Uttaş ve Derin Topal yine Mercedes'lerde bir sıkıntı yaşandı. Mercedes'ler bugün yani kötüydü açıkçası. Derin Topal Q3'te hiç tur atamadı. Hakan Uttaş turunu iyileştiremedi. 6. sırada kaldı. Orada da başka bir problem olmuş olabilir. Tabii biz de kaçırmış olabiliriz en azı turlara bakarken. Yani Hakan Uttaş da son turu atmadı, öyle söyleyeyim. Ben baktığımda seansı noktalamış duruyordu. Belki bir kaza da yapmış olabilir. Belki ben görememişimdir. Ama yani son bir tur gelmedi Hakan Ottaş'tan. Fakat güzel bir seans geçirdik. Yağmur olduğu zaman ne kadar pilotlar laf söylese de, deseler de kötü olduğu, işte yol tutuşu yok setuplar deseler de, bizim için keyifli oluyor. Bu da bir gerçek. Yarışta hava durumu nasıl olacak? Bununla ilgili henüz bir bilgim yok. Ama umarım orada da yağmur yağar. Biraz daha keyifli olması açısından bizim için güzel bir yarış izleriz perşembe günü. Yarın için tekrar hatırlatmayı yapayım. Yarın çarşamba günü seçmelerimiz olacak. İkincilik için. İkincilik muhtemelen haftaya başlayacak çünkü. Haftaya olmazsa ondan sonraki hafta başlayacak. Ama son seçmelerde çarşamba günü yapılacak. Bilginiz olsun. Katılmak isteyenler sosyal medya hesaplarımızdan da bize ulaşabilirsiniz. Ya da web sitesi üzerinden eracingtr.com üzerinden başvurunuzu da yapabilirsiniz. Yani bu şekilde dahil olabilirsiniz yarınki seçmelere diyelim. Ve artık yayını noktalayalım. İzleyen herkese çok teşekkürler. Perşembe günü tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.